Gaziler Günü Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle Aksaray'da kutlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi unvanının verilmesinin ardından her yıl 19 Eylül'de düzenli olarak kutlanan Gaziler Günü, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle Aksaray'da da kutlandı. Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, MHP Milletvekili Ramazan Kaşlı, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şube Başkanı Mehmet Akbulut, Aksaray'daki gazi yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nice zaferler gören, bağımsızlığı için vatanı topyekun koruyan, Trabzonspor'da, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, hatta Galicia'da kanıyla vatan toprağını sürüyen bir ecdadın torunuyum ben. Ve torun olduğum bu milletin gazisi olmakla iftihar ederim. Yüce Türk milletinin özünden çıkan, üç kıtada at koşturup, kılıç sallayarak, zaferden zafere koşan, şimşek gibi çakıp, sel gibi coşan, Akdeniz'i göl yapan, ecdadını örnek olarak, Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, vatanını, bayrağını, milletini canından aziz bilip, kahramanca savaşan mazinin, zıpkın gibi bugünün hüzünlü ve yaslı Mehmetçikleriyiz. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asıl kanda cesaret ve yiğitlik işte Türk tarihimizde mevcuttur. Anadolu tarih boyunca üzerinde barınmasını bilemeyen ve muktedir olamayan milletlere hiçbir zaman vatan olmamıştır. Türk milleti ise bin seneye aşkın bir zamanda güç ve kudretiyle Anadolu'yu kendisine ebedi vatan yapmıştır. Türk'ü Anadolu'dan koparmak asla ve asla söz konusu olamaz. Bunu kimsenin de gücü yetmez. Şanlı tarihimizin zaferleri hiçbir zaman unutulmamalıdır. Zafer günlerine, bu zaferlerin kahramanlarına layık olduğu değer her zaman, her yerde verilmektir. Savaşlara ve bu savaşların gazilerine olan ilgisizlik, şanlı tarihimize olan bağı koparır. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Bugün huzur içinde yaşıyorsak bunu kahraman gazilerimize borçluyuz. Yüreğinde ve dimağında vatan, bayrak, millet sevgisi olan, görevi yaparken canlarını ortaya koyan ve gazilikle müjdelenen tüm arkadaşlarıma Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Gazi unvanının verilişinin 103. yıl dönümünde milletimizin nezdinde şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Şairin dizeleriyle tamamlamak istiyorum. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan,
can verme sırrına erenlerindir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Vatan için çarpışıp gazi olmak bir onur. Koşmuşlardı cepheye, ölümü göze alıp, düşmanların üstüne gözü kırpmadan dalıp, çoğu kez bu uğurda belki de sakat kalıp, bu vatanın uğrunda şehitlik yüce gurur. Vatan için çarpışıp gazi olmak bir onur. Milli mücadelede yenip nice ordular, şehitlerle gaziler kutsalı korudular. Cumhuriyet armağı bize vatan kurdular. Bedelini ödeyip şehit olmak bir sürur. Vatan için çarpışıp gazi olmak bir onur. Vatan için ya şehit ya da gazi öldünüz. Sizler toprağa değil kalplere gömüldünüz. Sanki bir kuş misali cennete süzülür.